Şimdi bir önceki videoda sizlere anlatmaya çalıştığım Zimbardo hapishane deneyi ile ilgili biraz konuşalım ve bu deneyden ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz ona odaklanalım. Fakat önce size bir kez daha deneye katılan tüm katılımcıların geçmişlerinin birbirine çok benzer olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hepsi üniversite öğrencisiydi. Hepsi aynı orta sınıf olarak nitelendirilen bir sosyal statüye sahipti ve hepsi deneyden önce her tür fiziksel veya psikolojik soruna karşı teste tabi tutulmuştu. Ayrıca hapishaneden de biraz bahsetmek istiyorum. Az önceki videoyu kendim tekrar izleyince, tutukluların bir araya gelip birbirlerine destek olduğu izlenimi yaratmış olabileceğimi düşündüm. Bu davranışın birkaç örneği yaşanmadı değil ama norm bu değildi. Gerçekte tutuklular birlik halinde değildi ve birbirlerine karşı bir hayli güvensizdi. Hepsi bir diğerini muhbir olarak görüyordu fakat gardiyanlar birlik halindeydi ve gardiyanların tutuklulara farklı muamelesi tutukluların dayanışmasını zorlaştırıyordu. Gardiyanlar iyi tutuklu olarak gördüklerini daha iyi yemek gibi ayrıcalıklarla ödüllendiriyorlardı. Onlara şiltelerini kullanma, yıkanma, dişlerini fırçalayabilme gibi ödüller veriyorlardı. İsyankar tutukluların bu gibi özgürlükleri de ellerinden alınıyordu. Ve gardiyanlar tutuklulardan bazılarına imtiyazlar tanıyıp bazılarına tanımayarak tutukluların birliğini bozmayı başardılar. Ayrıca belirtmek istiyorum ki duygusal travma nedeniyle bazı katılımcılar deneyden ayrıldı. Fakat hiçbir tutuklu deneyi bırakıp gitmedi. İşin ilginç yanı kendi isteğiyle bırakıp gidebileceklerinin farkında olmaları gerekirdi. Çünkü deneyin başında onlara deneyin kuralları ve deneye katılan bireyler olarak hakları anlatılmıştı. İstedikleri an ayrılabileceklerine dair rıza formu imzalamışlardı. Ama gitmediler. Neden? Bu benim hep kafamı karıştırmıştır. Belki bazıları söyleneni yanlış anladı ve deneyden ayrılamayacağını zannetti. Belki bir şekilde birbirlerini kalmaya ikna ettiler. Veya belki ayrılabileceklerinin farkındaydılar ama deneyden kazanacakları parayı yakmak istemediler. İşin orası muğlak. Fakat hatırlatmak istiyorum. Bu katılımcılar tutuklu muamelesi görseler de gerçekte tutuklu değillerdi. İstedikleri an deneyden ayrılabilme hakkına sahip gönüllülerdi. Şimdi biraz da gardiyanlardan bahsedelim. Deneyden sonra gardiyanlara bir soru soruldu. Ruhsal bir çöküntü yaşadığı belli olan tutuklulara neden o kadar kötü davranmışlardı? Bazı gardiyanlar tutukluların rol yaptığını, bazı gardiyanlar korkak olduklarını, bazı gardiyanlar da tutukluların sorun çıkarttıkları için bu muameleyi hak ettiğine inanmışlardı. Fakat gardiyanların birçoğu tutuklulara kötü davrandıklarını düşünmüyordu ve birçoğu yaptıklarının tüm sorumluluğunu tutuklulara yüklediler. Geçen videoda değinmiştim. Şimdi bir daha söyleyeyim. Tutukluların önemli bir kısmı 6 gün dolmadan deneyden ayrılmıştı ama hiçbir gardiyan deneyi terk etmemişti. Hatta bazıları deney erken bitti diye üzülmüştü bile. Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu insanların deneyde sergiledikleri davranışları açıklayabilecek bir kişilik özelliği var mı? Aynı şeyi Zimbardo da merak etti ve böyle bir kişilik özelliğinin var olmadığı sonucuna ulaştı. Yaptıkları ölçümlerle açıklayabildikleri kadarıyla insanları o şekilde davranmaya iten tek ve kolay tanımlanabilir bir etken yoktu. Peki tüm bunlardan ne öğrendik? Deney, koşulların davranışlarımız üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini gösterdi. Yaptığımız birçok şeyin dışsal yüklemeden yani içine konduğumuz çevre veya koşullardan kaynaklanıyor olabileceğini gözler önüne serdi. Bu durum için atıf teorisi veya yükleme kuramı dendiğini duymuş olabilirsiniz. Bu içsel yüklemeden yani insanların içsel karakteristik veya kişiliklerinden bile daha etkili. Deneyin gösterdiği bir diğer sonuç da şu. Bireylik itiminden veya kimliksizleşmeden muzdarip bireylere karşı kötü davranmak çok daha kolay hale geliyor ki bu örnekte bireylik yitimini körükleyen birçok etken vardı. Tutukluların aynı üniformayı giymeye zorlanması, isimleri yerine numaralarıyla çağrılmaları gibi. Deney ayrıca kötü davranışların bilişsel çelişkiden doğabileceğini gösterdi. Mesela gardiyanlar ki davranışlarının uygunsuz olduğunu bir nebze olsun biliyorlardı, çelişkilerini yani Ruhsal sıkıntılarını dindirmek için kendi davranışlarını fazlaca haklı göstermeye çalıştı. Olup biten her şeyin tutukluların korkaklığından veya rol yapmasından kaynaklandığını söylediler ya da tutukluların başlarına gelenleri hak ettiğini ileri sürdüler. Deney bize içselleştirme kurallarıyla ilgili de bilgiler verdi. Çünkü katılımcılar hapishanedeki rollerini gerçekten içselleştirmiş gibiydi rollerini inançlarına yansıttılar. Tutumlarını, biliş ve davranışlarını etkilemesine izin verdiler. Fakat bu deney çok önemli ve meşhur olmakla birlikte birçok sorunu da içinde barındırıyor. Ve bence bu sorunların en ilginci Zimbardo'nun deneyde oynadığı rolden kaynaklanıyor. Zimbardo tutukluların davranışlarını daha iyi gözlemleyebilmek için kendisini hapishane müdürü yapmıştı. Fakat böyle yaparak yani kendisini durumun içinde konumlayarak istemeden de olsa objektifliğinden ödün vermiş oldu. Tarafsız bir gözlemci değildi artık ve sonunda kendisini olup bitene o kadar kaptırdı ki işin fazla ileri gittiğini fark edemedi. Böylece pasif olarak da olsa birçok etik dışı davranışın sergilenmesine izin vermiş oldu. Deneyi neden daha önce Tutuklular ruhsal çöküntüye girmeye başladığı zaman bitirmediği sorulduğunda tutukluların salı verilmek için rol yaptığını sandım cevabını verdi. Gardiyanlar da tam olarak bu cevabı vermişti. Yani bir anlamda Zimbardo, verdiği cevapla tarafsızlığını yitirdiğini ve deneye hangi taraftan baktığını da itiraf etmiş oldu. İşte tam bu noktada bir diğer sorunda deney metodu açısından ele alındığında bu aslında iyi bir deney değildi. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin operasyonel tanımları neydi? Bağımlı ve bağımsız değişkenleri nelerdi? Manipüle edilen şey neydi? Ölçülen şey neydi? Deneydeki kontrol grubu kimdi? Ayrıca deneyin örneklemi çok küçüktü. Başka insanlarla başka sonuçlar elde etmek mümkün müydü? Deneyi birebir tekrar edemeyeceğimiz için bunların cevabını vermek çok zor. Bu deney ayrıca talep özelliklerinin bir deneyi nasıl etkileyebileceğini göstermesi açısından da müthiş bir örnek. Bu terim şunun için önemli. Katılımcılar farkında olsunlar ya da olmasınlar, deney yapanların kendilerinden belli davranışlar beklediğini düşünür. Bu düşünce katılımcı davranışlarının ne kadarını etkiledi? Çünkü deneyde yaralan katılımcıların tamamı en azından bir seviyeye kadar Zimbardo'nun kendilerinden istediğini düşündükleri şekilde davranmış olabilirler. Bu deney ayrıca seçim yanlılığından da büyük oranda etkilenmiş olabilir. Birçok deneyden daha fazla. Deneyde bir kandırmaca yapılmadığı için katılımcılar neye imza attıklarını tam olarak biliyordu. Bu benim aklıma şu soruyu getiriyor. Ne tür bir öğrenci gardiyan ve tutuklu olarak iki hafta boyunca hapiste kalmak için gönüllü olur. Yani insan zamanını geçirmek için daha iyi yollar bulabilir neticede. O yüzden bu deney ne zaman aklıma gelse kendime şu soruyu soruyorum. Evet, katılımcılar birçok psikolojik testten geçti ama yine de örneklem gerçekten rastgele miydi? Peki, tüm bu etkenlerin deney için anlamı ne? Bu sorunlar deneyin sonuçlarını gölgeleyecek kadar ciddi mi? Bence değil. Çünkü sonuçlar, uyum ve itaate dair çok daha katı metotlar kullanılarak yapılan diğer araştırmaların sonuçlarıyla tutarlı. Fakat yine de tüm bu maddeleri akılda tutmak çok önemli. Sadece Zimbardo deneyi için değil, aşırı sonuçlar veren tüm deneyler için bunları düşünmeli, irdelemeliyiz.